Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte közlenmiş sebzelerden sürülebilir kahvaltılık sos hazırlığı yapacağız. Yapımı keyifli ve oldukça lezzetli. Bu sos tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Sos tarifi için 4 kilo sivri domates, 2 kilo közlemelik patlıcan, oldukça etli patlıcanlardan seçtim. 2 kilo salçalık biber ve 200 gram acı biber dışında bir başta sarımsak kullanıyorum. Öncelikle fırını en yüksek ayarda ızgara ayarında ısıtmaya başlıyorum. Sonrasında yıkamış olduğum patlıcanları kurulayıp bıçakla delikler açarak fırın tepsisine yerleştiriyorum. Aynı tepsinin içerisine yine kapya biberlerin tohumlu yerlerini temizledikten sonra yerleştirip bu tepsiyi fırına yolluyorum. Tarifte kullanacağım sarımsakları da bu şekilde dağıttıktan sonra kabuklarıyla birlikte tepsiye yerleştirip ısınan fırının en üst rafına yerleştiriyorum ve közlenmeye bırakıyorum. Hızlıca diğer sebzeleri de hazırlamaya devam edebiliriz. Yine fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra domatesleri dörde bölüyorum ve düzgünce sığabileceği şekilde hepsini tepsiye yerleştiriyorum. Domatesleri iki tepsiye sığdırabildim. Domateslerin hemen ardından acı biber ve kapya biberleri de tepsiye yerleştiriyorum ve sırasıyla közlemeye başlıyorum. Kapya biberleri başta da belirttiğim gibi mutlaka çekirdeklerinden ayıklıyoruz ve içerisinde çekirdek bırakmıyoruz. Fırın en yüksek ayarda olduğu için mutlaka patlıcan ve biberleri 10 dakika sonrasında kontrol edelim. Ters düz ediyorum hemen sebzeleri ve tekrar fırına yolluyorum. Ortalama 15-20 dakika içerisinde bu fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Biberlerimiz ve patlıcanlarımız közlenmiş oluyor. Közlenmiş patlıcanları hemen bir kapaklı kabın içerisine yerleştiriyorum ve kapağını kapattıktan sonra bu şekilde bırakıyorum. Ilık hale geldiğinde kolaylıkla soyabiliyorum. Sadece 15-20 dakikanın üzerinde patlıcanın közlenmesi sürecektir. Biber ve domatesler oldukça hızlı bir şekilde közleniyorlar. Hemen közlenmiş olan biberleri ve patlıcanları böyle bir kabın içerisine yerleştiriyorum ve bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Böylelikle soyması oldukça kolay oluyor. Evet, domatesler de çok güzel bir şekilde közlendi. Onları da derin bir kasenin içerisine aktarıyorum. Üzerlerini örtüyorum ve soyabileceğim sıcaklığa gelene kadar bu şekilde bekletiyorum. Evet, sebzeler elimin dayanacağı ısıya geldi. Hemen hızlıca önce domateslerden olmak üzere kabuklarından ayırmaya başlıyorum. Evet, bu şekilde iki tabak domates elde ettim. Sularını ziyan etmeden mutfak robotuna aktardım ve dişe dokunacak büyüklükte domatesleri çektirdim. Çektirmiş olduğum domatesleri bu şekilde derin bir tencerenin içerisine aktardıktan sonra hızlıca biberleri soyuyorum ve onları da robottan çektiriyorum. Biberler de oldukça kolay soyuluyor gördüğünüz üzere. Acı biberlerin tohumlu yerlerini alıyorum. Kabuklarıyla birlikte atabilirsiniz. Kabuklu bölümü zaten kaynarken çıkacaktır ve onları rahatlıkla bir kaşık yardımı ile sosun içerisinden alabilirsiniz. Evet, biberlerin tamamını temizledikten sonra robottan çektirmeye başlayabiliriz. İçerisinde birkaç tane tohum kalabilir. Dilerseniz alabilirsiniz. Evet, kapya biberin yağını da ziyan etmiyorum ve bu şekilde süzgeçten geçirerek rondoya ekliyorum. Kapya biberleri de çok ince çekmiyoruz. Yine dişe dokunur şekilde çektikten sonra hızlıca en son patlıcanları soyuyoruz. Patlıcanların kabukları ıslak olduğu için elimle soyacağım. Dilerseniz orta bölümünü yararak bir yemek kaşığı yardımıyla aynı şekilde çıkartabilirsiniz.
Patlıcanlar da oldukça kolay soyuluyor gördüğünüz gibi. Şimdi soyduğum patlıcanları baş bölümlerine alarak kıymaya başlıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle robottan geçirmiyorum. Hemen bıçakla ince ince dişe dokunur şekilde doğramaya başlıyorum. Son olarak sarımsakları da temizledikten sonra iri iri kıyıyorum ve sosu pişirmeye başlıyorum. Tencereyi büyük ocağa ve yüksek hararete alıp kaynatmaya başlıyorum. Sık sık karıştırıyorum çünkü koyu bir sos ilk etapta da. Suyunu çekene kadar bu şekilde kaynatacağım. Birazdan hangi kıvama geldiğinde artık diğer malzemeleri ilave edeceğimizi detaylıca anlatacağım. Evet, sos hafiften kaynamaya başladı. Geniş bir tencere kullandığım için kesinlikle sıçrama yapmayacak. Eliniz kolunuz yanmaz fakat sizler yine de dikkatli olmaya özen gösterin. Evet, 45 dakika boyunca bu şekilde sosu kaynatıyorum. 45 dakikanın sonunda sos istediğim kıvama geldi. Bakın kaşıkla karıştırırken tencerenin dibini görüyoruz. Şöyle sıyırdığımızda da tencerede belli bir süre sos birbirine birleşmeden kalıyor. Artık 45 dakikanın sonunda yarım su bardağı zeytinyağını yavaş yavaş olacak şekilde ilave ediyorum. Yağı ağır ağır ilave etmemin sebebi biberin yağı emmesi. Mutlaka buna dikkat edelim. Ağır ağır ilave edelim. Bir bölümünü aktardıktan sonra bakın artık yağ görünmüyor. Geri kalan kısmı da aktarıyorum. Ve aynı şekilde yağ içinde kaybolana kadar, biber yağı emene kadar bu şekilde kaynatıyorum. Yaklaşık 15 dakikada bu şekilde kaynadı. Artık sosun içerisine közlemiş ve doğramış olduğum patlıcan ve sarımsakları ilave ediyorum. Bu malzemeleri ilave ederken ocağın altını kısabilirsiniz çünkü sos dibine sarabilir. Bir kase dolu dolu iri kıyılmış ceviz ilave ediyorum. Bir dolu yemek kaşığı poi baharatı, 7 türlü baharat olarak da geçiyor. Aktarlarda ve internette de bulabilirsiniz. Kahvaltılık baharattan ilave ettikten sonra bir yemek kaşığı dolusu kaya tuzu ilave ediyorum. Sonrasında gerekirse tekrar tuz ilavesi yapabiliriz. Son malzemeleri de ilave ettikten sonra iyice bir karıştıralım ve 15-20 dakika kadar da bu şekilde artık ocağın altını kısarak kaynatalım ki tüm malzemelerin tadı birbirine geçsin. Bu esnada dilerseniz tuz ilavesi yapabilirsiniz. Ben yaklaşık yarım kaşık daha tuz ilave ettim. Tuzu az gelmişti. Sizler de damak zevkinize göre tuz ilavesini yapabilirsiniz. Ben kavanozları öncesinde hazırlamıştım. 425 cc 8 adet kavanozu öncesinde kaynattım ve bu şekilde tepsiye yerleştirdim. Şimdi hızlıca sizlerle birlikte hiç zaman kaybetmeden, sos soğumadan şişelemeye başlıyorum. Kavanozların öncesinde bulaşık makinesinde de olabilir. Yüksek ayarda yıkanıp kurulanması gerekiyor. Bu birinci püf noktası. İkinci püf noktası da mutlaka sosların ya da reçellerin hiç fark etmez. Her birinin mutlaka kavanoz kapak boğumuna kadar doldurulması gerekiyor. Daha fazla doldurursanız kapak atmalar yaşayabilirsiniz. Kavanoz kapaklarını öncesinde yıkadım ve kuruladım ve daha önce hiç kullanılmamış olan kavanoz kapakları kullanmayı tercih ettim. Kavanoz ağız bölümlerini havlu peçeteyle temizledikten sonra kavanoz kapaklarını yerleştiriyorum ve iki ileri bir geri tekniği ile sıkı sıkı kapatıyorum. Kapakları daha önce kullanmasanız bile bozuk olabilir. Şimdi bir tane hemen sizlere göstermek istiyorum. Bakın boşa dönüyor. Kesinlikle böyle bir kapağı kullanmıyoruz. Hemen bu kapağı değiştiriyoruz. Eğer sağlam kapak kullanmazsanız tüm kışlık hazırlıklarınız maalesef ziyan olacaktır. Evet, yine hiç vakit kaybetmeden tepsinin içerisine kalın bir sofra bezi seriyorum ve hala kaynar olan bütün kavanozları bu tepsiye yerleştirip üzerlerini sıkı sıkı kapatıyorum ve soğumadan kesinlikle yerinden oynatmıyorum. Tamamen soğuduklarında mutlaka kapakları tutmuş olacak.
Evet, bir günün sonunda kavanozları sizlerle birlikte kontrol ediyorum. Kavanozlar zorladığınız zaman kesinlikle kapağı açılmayacak derecede kapak tutmalı. Bakın, tamamen üstü çökmüş. Zorladığımda da kesinlikle açılmıyor. Bir tanesini hemen sizlerle birlikte açıyorum ve kıvamını sizlerle test etmek istiyorum. Sos durdukça biraz daha kendini çekmiş. Tam ekmeğe sürülür kıvamda. Kesinlikle taş gibi değil, yağ gibi akıyor. Bu kıvama geldiği zaman gerçekten ekmeğe sürümü de sunumu da oldukça güzel oluyor. Sebzelerdeki köz aroması 7 türlü baharatla birleşince gerçekten tadımı harika oluyor. Umarım sizler de bu uzun ömürlü ve lezzetli tarifi dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.